Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sayın Fahrettin Altun kampanya sürecine işaret etti. Cumhurbaşkanımız kimseye sahte sözler vermedi dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 28 Mayıs seçimlerine işaret etti. Seçimde adaylar çalışmalarını adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirdi dedi. Gündeminde dezenformasyonla mücadele de vardı. Aşırı sağ ve aşırı sol partilerden müteşekkil bir koalisyonla karşı karşıya gelen Cumhurbaşkanımız son derece gerçekçi bir kampanya yürüttü. Kimseye sahte sözler vermedi. Aynı zamanda bir dezenformasyon yağmuruyla mücadele etti. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibi de kendisini bu dezenformasyon kampanyasının borazanı haline getirdi. Altun süreçte yaşanan siyasi kutuplaşmaya da dikkat çekti. Stratejik konularda oluşan farkındalığın seçim sonuçlarına yansıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanımızın siyasi kutuplaşmanın toplumsal kutuplaşmaya dönüşmesini engellemek için olağanüstü bir gayret gösterdiğini kaydetmek gerekiyor. Terör başta olmak üzere Türkiye'nin karşı karşıya olduğu dış tehditlere dair farkındalık oluşturdu. Dış politika, milli güvenlik, savunma sektörü, ekonomi, bilim ve teknoloji, sağlık ve barınma gibi toplumsal hayatın temel unsurlarına dair seçmene ümit verdi. Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karakterini çok iyi tanıdığı için bu güçlü desteği kendisine verdiği vurgulanmalıdır. Seçimlerin tamamlanmasının ardından milyonların gözü tabii ki yeni mecliste, 28. dönem meclisi yeni çehresiyle karşımıza çıkacak. Düzenlemeler neler olacak? Hepimizin ayrı bir beklentisi var. Çokça da başlık. Gelirler konusunda önemli düzenlemelerin yapılacağını biliyoruz ve gündem çok yoğun olacak. Seçim süreci tamamlandı. Yeni mecliste milyonları ilgilendiren kararlar alınacak. Gelirler artacak. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından meclisin gündemi yoğun olacak. Emeklilik, 3600 ek gösterge, kira gibi alanlarda düzenlemeler yapılacak. Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapan EYT'liler dahil tüm emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. 2000 liraya yükseltilen ikramiyede yeni bir artış da olabilir. 7500 liranın üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağkurlulara kademeli ek zam için yasal düzenleme yapılacak. İlk 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammında bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine %6 zam ve ilk 6 aylık tüfenin %8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak. Yeni yasayla refah payı ilave edilecek. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak. Kamu görevlilerine de en düşükten yukarıya doğru düzenleme yapılacak. 15 Ocak'ta 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Asgari ücrette de geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta da en önemli kriter enflasyon olacak. Yani meclisin ilk gündem maddelerinden biri de taşeron işçiye yönelik. Kitlere bağlı 100 bin taşeron işçinin sorunu beklenen düzenlemenin hayata geçirilmesiyle çözülecek.